Hocam size ben hemen kısaca sorularımı tevcih ederek sizin değerlendirmelerinizi almak istiyorum. Tabii özellikle 96 nolu mektupta geçen dini kavramlar üzerinde tespitlerinizi almak istiyoruz. Yine bunun yanında Bediüzzaman Said Nursi'nin kendisine karşı yapılan tavsifatları, bir nevi manevi dua ve sebebi teşvik ve kanaat, bir hüsnü zan ve tercüman-ı nur haysiyetiyle üstadlarına bir alamet-i sadakat ve bir vesika-i itikat ve irtibattır diye ilişmedin diyor. Bunu derken bize vermek istediği ölçü nedir? Günümüzde bu ölçüyü kullanabilir miyiz? Ya da nasıl kullanabiliriz? Buyurun hocam, siz dinliyoruz. Evet, teşekkür ediyoruz. 96. mektuptaki öncelikle kavramlara bakacak olursak hadise-i cevviye kavramıyla başlayalım. Hava hadiseleri, kar, yağmur gibi bazen emsali görülmemiş fırtına, soğuk, kar, hiddet, gazap, yağmur, yağmursuzluk gibi hadiseler hadise-i cevviye diye nitelendiriliyor. Bunlar umumi bela olarak tasvir ediliyor. Bu bela ve musibetlerin ehli imana ihtar olarak verildiği, masonların niyet ettikleri gizli taarruzlardan vazgeçirdiği vurgulanıyor. İnayet-i Rabbaniye de himaye ediyor ehli imanı bu noktada. Tabii ki bu tip musibetler geldiği zaman, tabii musibetler diyoruz buna, ta Hazreti Adem'den günümüze kadar ve kıyamete kadar olabilecek hadiseler, bu hadiselerin kader cihetinden tüm insanlığa, hususen ehli imana vermek istediğim ihtarlar, dersler var. Bunu görebilirse insanlar ona göre hayatlarını idame ettiriyorlar. İnşallah Allah görmeyi nasip etsin bu hadise-i cevriyenin verdiği ihtarları. İkinci bir kavramımız manevi dua kavramı. Manevi dua aslında ihlastır. İhlas sayesinde konu geçiyor. Said Nursi'nin talebelerinin kendisine yaptıkları vasıflandırmaların medihleri manevi bir dua hükmünde kabul etmiş, hüsnü zan olarak tercüman nur haysiyetiyle bir irtibat olarak vasıflandırmıştır. Anarşist kavramına baktığımız zaman antik Yunan'da yöneticisiz anlamına gelir. Toplumsal otoritenin, tahakkümünün, erkin ve hiyerarşinin tüm biçimlerini bertaraf etmeyi savunan çeşitli politik, felsefi ve toplumsal hareketleri tanımlayan sosyal bir terim. Anarşizm her şartta her türlü otoriteyi reddediyor. Yani anarşizm dediğimiz zaman en güzel rejimi, en güzel düşünceyi, en güzel yönetimi de getirseniz onu da reddeder. Çünkü kendi içinde bu bozukluk var. Kendisiyle çatışma var anarşistlerde. Dolayısıyla ne istediklerini de aslında bilmiyorlar. Tamamen yıkmak, yok etmek, tarumar etmek niyetlerinde olduğu için kendi enaniyetleri, egoları dışında her şeyi reddediyorlar. Anarşizm bu yani. Bir nevi terörize etmek. Risale-i Nur'da birçok yerde geçmektedir. Bozguncu, zındıklara yardım eden gibi manalara kullanılır. Örneğin, halbuki bir Müslüman katiyen anarşist olamaz, komünist olamaz, anarşist olur diyor Risale-i Nur'da. Bir Müslüman en kamil din olan İslam'ı inkar ederse hiçbir inanışı ve otoriteyi ve ideolojiyi kabul edemez. Onun çatısı altına asla giremez. Böyle birisi ancak kuralsız ve anarşist olur. Bu yüzden İslamiyet Müslümanlıktan çıkan birine hayat hakkı tanımıyor. Onu idam ediyor. Yani, mürtedin diyor hayat hakkı yoktur İslam hukukunda. İdam edilmeli. Yani artık o bozulmuş. Adeta diyor üstad, tereyağının bozulması gibi. Tereyağı bozulduğu zaman zehir hükmüne geçer ve mutlaka yenmediği gibi atılması gerekir. İmha edilmesi gerekir. Bu mektupta düşmanlarla birlikte anarşistlerin Risale-i Nur'un müellifini amansız tazyik ettikleri anlamına kullanılıyor. Yani birleşerek bu düşmanlarla, zındıklarla, dinsizlerle, komünistlerle, anarşistlerle birleşerek amansız bir tazyikat, amansız bir ceza verdikleri anlamına kullanılıyor. Bir başka kavramımız inayet-i Rabbaniye kavramına bakıyoruz. Allah'ın inayeti, yardımı, ikramı anlamına kullanılır. Kavram olarak inayet sözlükte isteme,
amaçlama, ilgilenme, önem verme gibi anlamlara geliyor. Kur'an'da geçmemekle birlikte sözlük anlamlarıyla hadis-i şeriflerde birçok yerde inayet, inayet-i Rabbaniye şeklinde geçmektedir. İslami kaynaklarda inayetullah şeklinde yaygın bir kullanımı bulunuyor. Kelamcılara göre inayet, Allah'ın alem üzerindeki müessir olması ve onun belirli hedeflere yönlendirmesi gibi genel anlamının yanı sıra kulların fiillerine yardım edip onları başarıya ulaştırması anlamında içerir. Bu mektupta İnayet Rabbaniye Risale-i Nur ve takipçileriyle müellifini muhafaza ettiği anlamda kullanılmıştır. Bu mektuptaki kullanış amacı efendim muhafaza anlamına. Başta sorulan soruya gelirsek, moderatörümüzün bize yönlendirdiği soruya gelirsek, Mehmet Fevzi ve Emin adlı talebelerin, üstadım bunlar yakın talebesi, Bediüzzaman'ın 8 sene hususi hizmetinde bulunmaları, samimiyetleri, sadakatleri, haysiyetiyle yazmış oldukları mektuplarını ve buradaki müellifi olan medih ve tavsifatları kabul edemediği, ancak bir manevi dua hükmünde kabul edip bu layıkalara geçirdiği beyan ediliyor. Yani onların mektubunu ancak bu sebeple ve bu şartla layıkalara dahil etmiş üstad. Burada ölçü, övmede vasıflandırmak da samimiyet olmalıdır. Yani ölçümüz bu. Ayrıca yani ihlas olmalı. Ayrıca dünyevi ve uhrevi hiçbir menfaata medar olmamalıdır. Dünyevi ve hatta uhrevi hiçbir menfaata. Çünkü bu sefer ne yapar? İmanı hakikatler gölgelenmiş oluyor. Dünyevi ve uhrevi olursa herhangi bir menfaat, istek. Said Nursi kendisinin övülmesinden asla hoşlanmaz ve bunu da beyan eder. Şöyle diyor. Benimle görüşenler benim haddimden ziyade hüsnü zan etmek bana ağır geliyor. Cenab-ı Hakk'a şükür ki kendimi beğenmiyorum. Benim şahsımı beğenenleri de beğenmiyorum. Çünkü beni ya tasannuya veya riyaya sevk etmek için kuvvetimden fazla manevi bir yük yüklüyorlar diyor. Tasannu yani yapmacık hareketler ya da riya, gösteriş. Buradaki ölçü Risale-i Nurların gölgelenmemesi için müellif kendinin öne çıkarmasını ve övmesini istemiyor. Nazarların şahsı olması gerekiyor. Bizler de hizmete müteallik işlerde ihlasın bozulmaması için bu dusturlara dikkat etmeliyiz diyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.